Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size şundan bahsedeceğim. Uzun zamandır görüyordum. Hem Instagram'dan hem videoların altına bana yazıp duruyorlar. Öğrenciyim, okula ne götüreceğim? Veya diğer çocuklar için, yani sporcular için de. Zaten spor kanalı olduğu için benim kanalım daha çok sporcular üzerinde duracağım. Sporcular okula neler götürebilir? İşte koku yapmayan, ne bileyim pratik hazırlanan şeyler falan. Bu arada biliyorsunuz bir firma kurdum. SFitWear diye. Üzerimdeki ona ait. Güzel bunun renkleri falan var. Bu arada şortlarım yanında. Biliyorsunuz şu bugünlerden ne? Bugünlerden Perşembe. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bugünlerden Perşembe ve ben yarın Ankara'da yarışacağım. Ankara'da bu şortla yarışacağım. Gördüğünüz gibi portakallı. Biraz böyle farklı olsun istedim. 2 hafta sonra da Türkiye Şampiyonası'na yarışacağım. Türkiye Şampiyonası'nda da bu şortla yarışacağım. Bu biraz daha cool bir şort. Türkiye Şampiyonası'na yakışır bir şort. Ankara'daki de aslında güzel ama biraz farklılık katmak istedim. Yani eğlenceli. Belki benim için eksi puan olabilir. Ama zaten Ankara yarışına çok fazla hazırlanmıyorum. Yani Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Olan formumla Ankara'ya çıkacağım. Çünkü ilk defa atletik fizik yarışacağım. Ve bir heyecanımı atmak istiyorum açıkçası. Neyse. Gelelim videoya. Bu arada şunu söyleyeyim. Normalde mesela ben videolar izlediğim zaman, başka YouTuber'ların videolarını izlediğim zaman hani videolarda videomu beğenin, videomu işte yorum yapın, paylaşın falan dedikleri zaman hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama ben eski videolarımda demiyordum ama bunu demek zorunda olduğumu, yani demek gerektiğini öğrendim. Hani kusura bakmayın sizi rahatsız ettiğim için ama lütfen videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın dostlarım. Beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor hesabım. Şimdi ikiye ayırdım ben. Birincisi kilo almak ve kilo vermek isteyenler için. Şimdi önce kilo vermek isteyenlerse amacı, eğer okulda hani 6 saatini maksimum 7 saatini dışarıda geçiriyorsa bir insan, yani kilo vermek isteyen bir insan, aç kalabilir. Evet, yani yanlış duymadınız, aç kalabilir. Tek burada dikkat etmesi gereken, sabah kalksın evinde, yani okula gideceği saatten bir 45 dakika, yarım saat önce kalksın. Kendisine güzel bir kahvaltı yapsın evde. Ne bileyim, yumurtasını, yulafını, sonra yani yemesi gereken şeyleri, yani güzel bir kahvaltıyla karnını doyursun, sabah kahvaltısını. Okula gitsin. Yani 6-7 saat dediğim gibi bununla aç kalabilir. Hatta aç kaldığı zaman vücutta yağ yakımı da olur biliyorsunuz. Burada tek dikkat etmesini istediğim şey vücudunu susuz bırakmaması. Vücudunu susuz bırakmasın ama hani okulda aç kalabilir kilo vermek isteyen birisi. Ama derse ki ben çok acıkıyorum, okula illaki bir şeyler götürmek istiyorum derseniz, yine örnekler vereceğim, kilo vermek isteyen birisinden bahsediyorum. Bir kere yeşillik sizin vazgeçilmesiniz olmalı. Çünkü yeşillikte şimdi bir olay var. Boyutundan daha az kalori içerenlere biz negatif kalori gibi bir şey diyoruz, tamam mı? Yani mesela brokoli. Brokoli ve tavuk aynı boyutta olduğu zaman, atıyorum tavuk 50 kalori ise brokoli 1 kalori falan. Yani hani boyu büyük ama kalorisi küçük. Sizin mesela böyle besinlerden uzaklaşmamız gerekiyor ki kendinizi tok hissedin. Midenizi dolu hissedin ama kalori almayın. Daha çok yağlı şeyler alın. Yani burada demek istiyorum ki siz salata bir kere bir kendinize güzel bir saklama kabı alıp ona bir salata hazırlamanız gerekiyor. Salatada da daha çok böyle yeşil olanları tercih edin. Çünkü o renkli olanlar işte havuç, turp gibi, böyle kırmızı turp gibi şeylerde falan kalorisi biraz daha fazladır. Daha çok yeşil olanları tercih edin. İşte kıvırcık, salatalık, brokoli, ıspanak gibi. Güzel bir salatanızı hazırladınız. Bu salata sizi idare ediyorsa çok iyi. Üzerine 50 gram ton balığı, 50 gram işte kırmızı et, 50 gram tavuk, 50 gram hindi ekleyebilirsiniz. 100 gram da ekleyebilirsiniz aslında. Yani eğer bir öğün yapacaksanız 100 gram aslında olması gerekendir sizin için. Bir öğünde okulda bunu yedik, yeşilliğimizi hazırladık. Ton balığı veya işte herhangi bir protein kaynağı, yumurta da olabilir. Ama yumurta genelde koku yapıyor falan diyorlar, haşlanmış yumurta. Veya krep tarzında da yapabilirsiniz. Bakın çok güzel. Güzel bir krep yaparsınız, yumurtayı üzerine maydanozunuzu atarsınız. İçine pardon. Maydanozunuzu atarsınız, ıspanağınızı atarsınız. Gayet güzel bir krep olur. Bunu da götürebilirsiniz yani. Sonra işte bunlar söyleyeceklerim kilo vermek isteyen birisi için.
Dediğim gibi yeşillik sizin için vazgeçilmez olmalı. Bir şey daha söyleyeyim kilo vermek isteyenler için. Lor peyniri dostlarım. Mesela sabah lor peyniri yerseniz o aç, hani dedim ya okuldaki süreçte aç kalırsınız. O lor peyniri sizi uzun süre yani neredeyse bütün gün vücudunuzda hani böyle yavaş yavaş emilen bir, çok da güzel bir protein kaynağıdır. Yani kahvaltıda böyle bir 75 gram 100 gram kadar lor peyniri kahvaltınızın üzerine serperseniz, onun üzerine bir de zeytinyağı dökerseniz of mis mis. Bunu yerseniz bunları yapabilir kilo vermek isteyen kişiler ama dediğim gibi sağlam bir kahvaltı yapıp aç da kalabilirsiniz. Sadece vücudunuzu susuz bırakmayın. Kilo vermek isteyenler için demek istediğim bunlar. Bunları okula götürebilirsiniz bence. Gayet kokusuz şeyler yani yeşillik koku yapacağını zannetmiyorum. Krep çok bir koku yapacağını zannetmiyorum. Yani kantinden gidip birisi döner alsa o kreple krepten fazla bir koku olacağını zannetmiyorum. Krep alıp şey ya döner alıp içine ketçap sıktığın zaman ketçap kokusu bütün okula yayılıyor. E senin de yumurta kokunu birazcık yayılsın yani ne olmuş sanki. Kilo almak isteyenler, işte kütle eklemek isteyenler veya fit kalmak isteyenler için bir şeyler söyleyeceğim. Ama bu kilo almak ve kütle eklemek isteyenler, fit kalmak için en son söylerim. Yani hani açlığımı hissediyorum, açlık hissetmeyeyim diyenlere en sonda bir şeyler söylerim. Kilo almak ve kütle eklemek isteyenler için dostlarım pirinç kokusuz. Bir kere pirincinizi yapacaksınız. Üzerine tavuğunuzu yapacaksınız. Izgara tavuk kokmaz. Haşlama tavuk çok fazla bir kokmaz yani. Bunlar olabilir. Sonra pirincin üstüne ton balığı olabilir. Bu arada sizin için de yeşillikler vazgeçilmez olabilir. Siz renkli yeşillikleri de tercih edebilirsiniz. Çünkü vitamin ve mineraller çok önemli. Sonra birazcık böyle şeye kaçacağım. Hani böyle daha böyle basit şeyler olsun. Yemek istemiyorum. Hani daha böyle basit şeyler olsun derseniz eğer tost ekmekleri var ya o tam tahıllı tost ekmeklerinin arasına fıstık ezmesi sürüp üzerine işte birkaç tane muz koyup onu da götürebilirsiniz. Bu da güzel bir kaloridir. Hani karbonhidrat, protein, yağ değerleri aslında fena değildir. Aslında çok daha tavsiye etmem ama olabilir yani neden olmasın. Hani şeydir yeşil, turuncu, kırmızı hangisi derseniz hani yeşil olabilir, turuncu biraz, kırmızı asla olmamalı diye bir puanlama yaparsak bu hani tost ekmeğin arasına fıstık ezmesi sürmek, üzerine muz koymak turuncudur. Yani hani olabilir, olmayabilir. Ama sürekli eğer abartılırsa sizi yağlandırabilir. Sonra protein tozu. Kesinlikle yani bizim kurtarıcımız protein tozu götürebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Shaker'ın içine protein tozu attıktan sonra onun içine yulaf atın. O zaten yulaf suyun içinde bekleyecek. Hatta sıcak su mümkünse atarsanız o yulaf iyice yumuşayacak. Ve onu okulda çok rahat bir şekilde protein ve karbonhidrat kaynağı gayet güzel olan bir besinle vücudunuzu besleyebilirsiniz. Protein tozu ve yulaf dedik shaker'ın içine. Sonra çok fazla tavsiye etmesem bile bu okul dönemlerinde ve çok zor durumda kalınan dönemlerde proteinli sütler de olabilir. Marketlerde satılan proteinli sütler olur. Ama protein tozu uzun vadede daha uyguna geldiğini unutmayın. Yani protein tozunun bir ölçeği 2,5-3 liraya denk geliyor. Hatta 1,5-2 liraya denk gelen protein tozları da var. Tabii 4-5 liraya denk gelenler de var. Ama bir o süt, proteinli süt tam bilmiyorum açıkçası. Uzun zamandır diyette olduğum için hiç markete falan hiç bakmıyorum onlara. Direkt girip yumurtamı alıyorum, hindimi alıyorum, balığımı alıyorum, yeşilliğimi alıyorum ve çıktığım için. Onlara hiç bakmadım ama en son 4.75-5 lira falandı. Dediğim gibi protein tozları uzun vadede çok daha uygun oluyor bu sütlere göre. O yüzden bu protein tozu alabilirsiniz kendinize. Sonra akşamdan veya üşenmezseniz sabahtan güzel bir shake hazırlayabilirsiniz kendinize. Ne bileyim blenderınızı alın. İçine yulafınızı atın. Birazcık süt, birazcık suyunuzu ekleyin veya süt ekleyin veya su ekleyin. Ne isterseniz. Sonra içine bir tane muzunuzu ekleyin. Sonra tatlandırıcı güzel hani bir çay kaşığı bal ekleyin, pekmez ekleyebilirsiniz. Fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz içine. Yani güzel böyle kalorili bir shake yapabilirsiniz. Onu götürebilirsiniz okula. Sonra başka protein barlar var. Protein çikolatalar var çok güzel. Şeker oranı az olanları tercih edin yine de. Ama o protein barlar da sizin ihtiyacınızı gayet de karşılar yani. Hani güzel bir ara öğün olarak bir protein bar okula götürebilirsiniz. Sonra meyveler,
Meyve götürebilirsiniz. İki tane muz götürün. Veya bir tane elma, yeşil elma götürün. Bir tane muz götürün. Hani o sabah hani ikinci derste diğerini, beşinci ders gibi yiyebilirsiniz. O sizi tok tutar. Sonra eve gittiğinizde kahvaltınızı sağlam yapın. Sonra gün içinde iki tane muz yersiniz. Okuldan eve gittiğiniz zaman sağlam öğününüzü yapıp sonra iki saat sonra spora gidersiniz. Bu arada hemen bir parantez şimdi dedim. İki saat dedim. Yemek yediğiniz zaman dostlarım, şimdi yemek mideye toplanıyor. Ve vücut diyor ki, aa diyor, bu yemeği diyor öğütmem lazım benim diyor. Ve bütün kan midede toplanıyor. Yani hani bütün kan değil mi? Yani çoğu kan midede toplanıyor ve o öğünü işte kana yaymaya çalışıyorlar. İşte organlara götürmeye çalışıyorlar, kaslara götürmeye çalışıyorlar falan filan. Ve siz bu sırada antrenmana giderseniz, yani yemek yedikten hemen sonra veya yarım saat sonra antrenmana giderseniz, vücut o besinle ilgileneceği için, midedeki besinle ilgileneceği için yeterince pump olamazsınız, yeterince hasar veremezsiniz, yeterince o kasları besleyemezsiniz. O yüzden bunlara dikkat edin. Sonra kuru yemişler. Harika. Kuru yemişler çok güzel, fazla kalorilidir biliyorsunuz. Çok da dikkat etmek gerekir aslında tüketirken. Ama okulda çok güzel bir öğün olabilir. Fıstık, badem, ceviz, fındık, kaju. Bunlar yani gerçekten güzel şeyler olabilir sizin için. Sonra aynı şekilde yumurta yapabilirsiniz. Yulaflı yumurta tam size göre. Ne yapın biliyor musunuz? Yeşilliğiniz baba ıspanağınızı, maydanozunuzu yumurtayla karıştırın, yumurtayı pişirin ve yulafınızı alın size, kokusuz 10 numara bir öğün. Yani bunu yapabilirsiniz. Sonra lor peyniri aynı şekilde sizin için de sabah kahvaltıda da mesela bu krepi hazırlayacaksınız. Yulaf da atabilirsiniz o krepin içine. Yumurtanızı atın, yeşilinizi açın, lor peynirinizi de atın. Veya krepinizi hazırlayın, üzerine lor peynirini dökün, üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı. Alın size 10 numara bir öğün yani. Yanına da böyle birkaç tane kuru yemiş. Baba yeter yani, daha ne istiyorsunuz yani, anladınız mı? Başka söyleyeceğim. Fit kalmak isteyenler için işte kalori dengesini iyi oturtmaları gerekiyor. Bu dediklerimin ikisinin ortasını yapmaları gerekiyor. Mesela atıyorum, kilo almak isteyen birisi eğer 3 saatte bir yemek yiyorsa, 200 gram protein alması gerekiyorsa, siz onu 150 grama çekin. Hani karbonhidrat, yine atıyorum, örnek veriyorum, 100 gram karbonhidrat alması gerekiyorsa kilo almak isteyen birisinin, siz onu 60'a indirin, 65 grama falan indirin. Bu şekilde zaten yaptığınız egzersizle ve kardiyoyla bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız kendinize göre. Fit kalabilirsiniz veya yavaş yavaş da kütle ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda eğer fazla antrenman yaparsanız, yani fazla kardiyo olması gereken kadar diyeyim, fazla deyince şimdi 3-4 saat antrenman yaparsınız, yavaş yavaş yağ yakımı ve aynı zamanda kütle kazanımı da ekleyebilirsiniz. Yani benim uzaktan eğitim verdiğim çocukların zaten çoğu amacı bu oluyor. Yağ yakımı aynı zamanda kütle eklemek. Bu arada uzaktan eğitim verdiğim öğrencilerim de değişimlerini Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Şimdilik başka söyleyecek bir şeyim yok. Size bence gayet açık, bayağı bir alternatifli şeyler oldu. Buradan herhangi bir tanesini yapabilirsiniz. Kendi amacınıza göre. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olabilirsiniz. Like atıp da yorum da atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out.